Kendine iyi bak. Sen de kendine. Bahtın açık olsun kız. Güle güle. Çok sağ olun. Çok hakkınız geçti. Al şunu kızım. Olur mu amcacığım? Siz yapacağınızı yaptınız zaten. Olur mu kızım? Dünyanın her türlü hali var. Yanında bulunsun. Senin ihtiyacın olmazsa Barış'ın ihtiyacı olur. Vedalaşalım ufaklıkla. Uyuttum da. Aman Cemal Bey, gider ayak şimdi uyanır. Doğru diyorsun. Uyandırmayalım çocuğu. Hoşçakalın. Selametle. Ne işler çeviriyorsun sen? Ha? Nereye gidiyorsun? Şale'ye mi? Önemli mi senin için? Sonuçta gidiyorum işte. Rahat rahat evlen Belgin'inle. Saçmalama Susan. Ne demek önemli baba? Çocuğumu da götürüyorsun. Bilmem lazım nereye gittiğimi. Ya çocuğum mu şimdi? Barış'a bakacağımı sana her zaman söyleyeceğim. Yok yok. Gerek kalmayacak böyle bir şeye. Yakında kurtaracağım bu dertten seni. Ne dert? Benim evladım. Çok mu seviyorsun onu? Çok seviyorum. O benim kanımdan, canımdan. Başta ne olduğunu anlayamamış olabilirim. Ama o benim oğlum. Ölse üzülür müsün ha? Doğruyu söyle bana. Ne biçim bir soru böyle? Niye, fena mı olur işte? Kurtulursun bütün dertlerden. Sonuçta seni bana mahkum eden ama... Gerçekten saçmalıyorsun. Üzüldüğünü diyemedin ama. Suzan, tabii ki üzüldüm. Nasıl üzüldüm? Demek üzülürsün öyle mi? Görelim o zaman. Nasıl yaparsın? Ne yaptın sen? Hayır, ne yaptın? Kurtuldun işte. Barış diye bir derdin kalmadı artık. Beni buna sen mecbur ettin Orhan. Oğlumu sen öldürdün. Sus artık, sus! Ara ara, belki bulursun. Oğlum nerede? Barış nerede? Nerede olacak? Babaannesinin yatağında mışıl mışıl uyuyor. Evde mi oldu? Hı? Koynuna da mektup koydum. Barış'tan dedeciğine. Bak keşke not yazsaydım dedeme diye zarfın üzerine. Şimdi aklıma geliyor. Yalan söylüyorsun. Sırf beni çıldırtmak için yapıyorsun. Yavrum çoktan anasının yokluğunu anlayıp herkesi başına toplamıştır. Sizinkiler belki de torunlarıyla tanışıyorlar şimdi. Allah kahretsin seni. Allah kahretsin.
Merhabalar Kerime. Hoş geldiniz. Kız İsmet, aşk olsun ben sana gelecektim ya göz aydınına. Ay ha sen ha ben ne fark eder? Ha ben ha sen ne fark eder? Kız Kerime. Hadi git çatal falan getir. Ay zahmet etmişsiniz valla. Ay ne olacak canım ağzımız tatlansın. Allah muhabbetinizi artırsın. Sağ ol kardeşim. Hoş geldin abla. Hoş geldin kız. Hoş bulduk. Ben de çamaşır bastırdım zaten. Fazla kalmayacağım. Ay sen şimdi kız gitti diye kırılırsın valla. Ay sorma ne var ne yok evde her şeyi yıkayacağım. Sokak kıyafetiyle yatağa oturulur mu? Kimden bahsediyorsunuz siz? Aa, kimden bahsedeceğiz? Tabii ki Sevda'dan. Ay vallahi bizle de gittiğinden beri bir huzur, bir sessizlik. Kafamızı dinliyoruz. Anam. Ama öyle Cemal Bey. İnsanın kendi torunu olsa neyse. Ama başkasının evladı çekilmiyor. Allah Allah. Bir iyilik yaptık. Bari arkasından konuşmayalım. Ayol nasıl iyilik bu yemekli yataklı? Bir nüfusumuza geçirmediğimiz kaldı. Çocuk desen tren dediği gibi ötüp duruyor sabaha kadar. Ay. Vallahi çocuk sesi hala kulaklarımda. Benim de. Ses yukarıdan geliyor. Gene bırakmış çocuğu. Ay yok, normal değil bu kadın. Değil. Vallahi bakmam. Bir gün daha bakmam ben bu çocuğa. Niye böyle bir şey yapmış ki bu kız? Dur kız, dur. Sonra üstümüze kalacak yine. Zaten evimizde Neriman. Üş. Tamam paşam. Tamam. Tamam. Aa. Mektup bırakmış. Eğer bu dediklerin doğruysa, eğer bizimkilerden biri o mektubu okursa, elinden çekeceğim var. Aramızdaki aşkın büyüklüğünü anlayınca onlar da hak verecekler bize. Ne yaşadıysak yazdım. Bu yaptıklarının nelere mal olacağını bilmiyoruz. Bu kadar korkuyorsan o zaman arabayı daha hızlı sür tatlı. Bu sefer üstüne vazife almak yok. Bu sefer bunun hakkı karakol, karakol. Orhan geldi. Yanında Sevda var. Aa. Niye gittin, niye geldi bu şimdi ya? İadeli taahhütlü. Ama ben biliyorum ona yapacağımı. Ver bakayım şunu bana. Ama bu sefer ben çocuğu alıp onu yollamasını bilirim. Dur Neriman, ne yapıyorsun? Anne. Nerede o haddini bilmezden siz? Bana bak. Sen bu işi çocuk oyuncağına çevirdin ama ha? Ne o öyle sürekli çocuğu başımıza atıp atıp gitmeler? Ha? Zavallı yavrucak ya kapıda ya yatakta. Mektubu da hiç eksik olmuyor maşallah.
Kızım bak, bakamayacaksan yuvaya ver. Bu çocuğa da yazık, bize de. Ben ister miyim oğlumu bırakmayı? Mecbur kaldım. Gidecek yerim yoktu. Orhan Bey fark etmese geri de dönemeyecektim. Kıyacaktım canıma. Kızım gidecek yerin yoktu. Niye gideceğim dedin? Neriman teyzem ille git deyince. Neriman, kovdun mu sen bu kızı? Ay yok. Öyle demedim dedim ama İsmet ablayla birlikte konuştuk. Söylesene İsmet abla. Yani biz demek istedik ki hani gitmek istiyorsan götürelim, yardım edelim anlamında. Tamam tamam. Anladım, ben anlayacağım. Daha fazla söze gerek yok. Çok iyi yapmışsın oğlum. İyi ki getirdin hanım kızı. Bazıları unutmuş olsa da biz de kapımıza geri geleni çevirmek olmaz. Sen ne zaman istersen, yerin yurdun ne zaman hazır olursa kendi ellerimle götürüp bırakacağım seni. O zamana kadar misafirimizsin yine. Üstümüze düşen ne varsa da yapmaya hazırız. Dur, kalk buna. Yat. İnce iyi mi? İyi. Biraz korktu ama sayende çok iyi. Sen de çok şanslıymışsın. Kurşun sıyırmış. İnce'yi çağırın. Arkadaşını merak ediyorum. Çok cesur bir delikanlıymışsın. Kızım için kendi hayatını hiçe saydın. Ne demek efendim? Kim olsa aynısını yapardı. Herkes lafta söyler. Ama iş ciddiye binince bu cesareti gösterecek çok fazla kişi bulunmaz. Bugün burada olduğun için çok şanslıydık delikanlı. Yavuz, iyisin değil mi? Canın yanıyor mu? Birazcık sızlıyor o kadar. Kızımla aynı fakültedeymişsiniz. Evet. Demek ki kızım okuldayken artık gözüm arkada kalmayacak. Teşekkür ederim efendim. Asıl ben teşekkür ederim delikanlı. Neyse, biraz daha iyisin. Biz seni bırakalım da biraz dinlen. Tamam mı? Hadi gidelim kızım. Kadın allem etti, kallem etti, döndü eve. Ay yetmedi, babanla aramızı da bozdu. Anne sen de niye git diyorsun ki? Doğru söylüyorsun. Çek fermuarı, otur aşağı. El alem için niye ağzının tadını bozuyorsun ki? Ay. Ne bu böyle dan dan dan? Ay beynimin içinde çalıyor sanki. Ben geldim. Kız, anahtarın yok mu senin? Anne, bulamadım ya. Çok açım ben. Ne var yiyecek? Elinin körü var.
izi var ya. Sevda geri döndü de. Aa, nasıl ya? Ya uğurladık, arkamızı döndük kapıda. Ay, sevincimiz bile kursağımızda kaldı. Neyse artık, yani benim sınavım var. Ben yukarı çıkayım, biraz ders çalışayım. Kerime, kızım bir bardak su versene bana. Vallahi sinirden dilim damağım kurudu. Hemen anne. Akşam için yemeği de sen hallet. Benim elim ayağım tutmuyor vallahi. Tamam anne, merak etme. Sen dinlen. Ay, of, başıma vuruyor yarabbim. Kerime, başım çok ağrıyor. Kerime, gel, gel bir sık bakayım şu omuzumu. Tansiyonum çıktı galiba. Kız, düzgün yapsana. Şurayı sık. Tamam anne, yapıyorum işte. Sağ sağ. Keşke çarşafları kaldırmasaydınız. Ama nereden bileceksiniz ki değil mi geri döneceğimi? Benim bile haberim yoktu. Önemli değil. Değiştirecektik zaten. Şey aklıma takıldı. Orhan Kundan boş olduğunu nereden öğrendi? Tam inecektim arabadan, durdurdu. Niye? Dur gitme dedi. Barış'a çok alışmış. Son bir kez görmek istedi, öpecekmiş. Olmaz dediysem de anlatamadım. Tabii anladığı gibi de tuttu elimden, eve geri getirdi. İtiraz edemedim. Anladım. Neyse, sen yerleş rahat rahat. Abla iyi ki hemen geliyordun. Ne yapayım? Annemin işleri bitiyor mu sanki? Ne oldu? Hiç. Ay yok, gitme gitme, gel. Gel gel. Ben seni bilmez miyim abla? Burnun düşse gururundan eğilip almazsın yerden. Tarık öğretmen de sevgilerle. Bence bu adam sana kesin havayı yaktı abla. Kesin yani. Ne diyor? Ne diyor, ne diyor? Yarın buluşmak istiyormuş. Ay ben sana ne dedim abla? Kesin aşık ya. Kesin yani. İyi de ben bu saatte evden nasıl çıkacağım ki? Nasıl çıkacaksın evden? Bir düşünelim. Bir düşünelim mi bunu? Mümkün değil. Düşünelim. Buldum. Buldum, buldum, vallahi buldum. Veli toplantısı var deriz. Annem gelir. Ay abla saçmalama ya, annem nereye geliyor? O bu baş ağrısıyla daha iki gün çıkamaz evden. Sen merak etme. Hem şey yaparız bak. Böyle tam okul çıkışı saatine denk getiririz. Sonrasında da artık ben iki saat çıksın idare ediveririm. Yok yok, çok tehlikeli işler bunlar. Hiç benlik değil. Ablacığım saçmalama ya, canım benim. Ya sen bana bırak. Ben halledeceğim, ben izin alacağım annemden. Sen sadece yerini düşün yeter, tamam? Tamam mı canım?
Anne ben gidiyorum. Dükkana mı oğlum? Yok. Biraz işim var. Ay ne iş oğlum? Akşam olacak neredeyse. Anne ben çocuk muyum ya? Ay size de bir şey söylenmiyor vallahi. Bana bak. Babam var diye konuşamadım. O Sevda denen kadın neden geri döndü ha? Ne bileyim söyledi ya. Gidecek yeri yokmuş. Vallahi yine kabak benim başıma patladı. Bir laf etti altında kaldım. Ha, iyiliğine mi yapıyor, kötülüğüne mi bilmiyorum. Bir bakıyorum acıyorum da haline. Ama sonradan acılacak hale düşmeyelim. Merak etme annesin. Ben her şeyin farkındayım. Acele de etme. En kısa zamanda babamla konuşacağım. O kadını da uygun bir yere yerleştireceğim. Hay ağzını seveyim Orhan'ım. Vallahi içime su serpti. Ay bu konuda güvenebilirsen bir tek sana güvenebilirim. Sen halledersin. Ay ben ne desem boş çünkü. Merak etme sen. Geç kalırım ha akşam beklemeyin beni. Orhan. Orhan Bey. Ne yapıyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Sana ne? Ortalık yerde dolaşmaktan vazgeç artık. Bir gören olacak. Söyle o zaman nereye gittiğini. Senin pisliğini temizlemek için geceleri takside çalışmaya başladım artık. Kimseye duyurmayacaksın. Ay kıyamam. Babacığımız bizim için çalışıyor. Anlaşıldı. İnci Hanım kahve yaptığına göre önemli meseleler konuşacağız. Afiyet olsun. Eline sağlık. Sor bakalım. İyi bile bekledin. Bugün olanları açıklamayacak mısın bana? Önemsiz bir anlaşmazlık diyelim kızım. Baba, bugün kapının önünde ikimiz de ölebilirdik. Endişelenecek bir şey yok kızım. Birkaç tane it kopuk tayfası akıllarınca bize gözdağı vermek istediler. İş hayatı. Olur böyle şeyler. Bu nasıl bir iş ki bizi ölümle burun buruna getiriyor? Yavuz? Kusura bakmayın. Benim gitmem lazım. Saat bayağı geç oldu. Nasıl istersen. Bizim çocuklar bıraksın seni. Gerek yok. Kendim gidebilirim. Her şey için çok teşekkür ederim. Bu arada polise başvurduğunuzda şahitlik etmeye hazırım. Polise gerek yok. Sen dinlenebilirsin. Evinize ateş açıldı. Şikayette bulunmayacak mısınız? Muhakkak gereken yapılacak. Ama sen talebesin. Böyle şeylerin içinde adın geçsin istemem. İlle de bir görev istiyorsan kızım korumalını yapabilirsin. Seve seve. Baba, ben müsaadenle Yavuz'u geçireyim. Tabii kızım. Tekrar geçmiş olsun. Hepimize. Bu çocuğu bir takip edin. Toy bir çocuk. Bir işgüzarlık yapmasın. Peki patron. Bugünkü meseleyi ne yapacağız? Polis karışmayacak. Uzatmadan iadeyi ziyaret yapın arkadaşlar. Neredeydin? Yemeği çağıracaktım ben de. Oğlanın hırkasını bulamadım da gitmeden bir Orhan Bey'e sorayım dedim. Nereye gitti ki? Bilmem. Sana söylemedi mi? Ay bir de bir parfüm sıkmış ki burnumun direği sızladı.
Erkek işte. Hepsi böyle. Akşam oldu mu soluğu dışarıda alırlar. Ay nasıl da acıktım. Ne vardı yemekte? Babam beni sevdi mi sence? Bunun için keşke yaralanmana gerek kalmasaydı. Ben halimden memnunum. Hayatımı kurtardın. Sana borçluyum. Seninkini değil. Kendi hayatımı kurtardım ben. Sana bir şey olsaydı yaşayamazdım. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ne işiymiş gece gece? Bir şey söylemedi Orhan. Ben artık kimseye ne bir şey söylüyorum ne bir şey soruyorum. Yavuz abim de gecikti. Yavuz arkadaşlarıyla ders çalışıyor. Gelir birazdan. Kerime, babam pilav sever. Koy. Ben sana surat yapmam gerekirken sen bana yapıyorsun Neriman. Ben kimseye bir şey yapmıyorum. Kızı ipten aldım geldim diyorum. Sen tutmuş ilk fırsatta evden kovalıyorsun. Ben yollamadım ki. Kendi gitmek istediğini söyledi. Ben o kadar kalpsiz miyim? O garibanı kapının önüne koyar mıyım? Kaç yıllık karını tanımıyorsun sen? Ben de ondan şaşırdım ya. Sen böyle biri değilsin. Yok Cemal Bey, sen benim günahıma girdin, günahıma. Neyse, geldi geçti. Unutalım gitsin. İnşallah tekrarı olmaz. Nereye? Kerime sütlaç yapmıştı, yemeyecek misin? Gelince yerim. Kahveye uğrayacağım. Söz verdim, bekliyorlar. Babacığım, ben sizi geçireyim. Güle güle. Anlaşıldı. Bundan sonra ağzını açmayın, fermuar çekeceksin. Bir saattir dikildin kaldın camın önünde. Gel otur şöyle. İyiyim ben. Haklısın tabii kıskanmakta. Orhan Bey yakışıklı adam, Allah var. Şimdiki kızlar da bakmıyor öyle sözlü mü, nişanlı mı, evli mi? Hele ki öyle yerlerde. Nasıl yerlerde? Nereye gitti ki? Hem sen nereden biliyorsun? Canım bu saatte nerede olacak bir adam? Ya sazda ya cazda. Benimki de öyleydi. Benzetmek gibi olmasın. Sonunuz benzemesin de. Bak bir kardeşin olarak uyarayım seni. Bu adam bu kadar parfüm mahalle kahvesine giderken sıkmadı ya. Aman neyse canım, bana ne. Muhakkak sen daha iyi biliyorsundur huyunu suyunu. Sonuçta sen çektikten sonra kim karışır?
Hemşerim boş mu? Buyurun. Hoş geldin ablacığım. Hoş buldum abla. Yavuz. Oğlum. Niye bu kadar geç kaldın? Yemeğe bekledik seni. Arkadaşlarla ders çalışıyorduk anne. Vakit nasıl geçti anlamadım. Aç mısın? Yemek doldurayım mı? Yok abla, yatacağım hemen. Çok yorgun. Yavuz. Oğlum. Öyle aç açına olur mu? Hazırla kızım. Yanına da sütlaç koyuver. Odama çıkarırsın abla bir zahmet o zaman. Oğlum, sofrayı hazırlasın. Gerek yok. Tepside yerim ben anne. Hadi iyi geceler. Bu dersler bunun beynini yedi, beynini. Hayırlısıyla bir okuldan bir mezun olsa da. Kapıyı vursana. Merak ettim seni, iyi misin? Yavuz sana ne oldu? Vuruldum. Ne? Kalbimden vuruldum abla. Dalga geçmeyi bırak da adam gibi cevap ver. Okulda mı bir şey oldu? Vallahi önemli bir şey yok abla. Sıyırdı geçti. Gerçekten kurşun yarası mı bu? Sakın anneme söyleme. Nasıl? Nerede oldu? Okuldan bir arkadaşın babası. Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Ben de İnci'yi korumak isterken. İnci. Konuştuğun kız mı? Evet. Yavuz. Sen nasıl bir ailenin kızına aşık oldun böyle? Bunlar nasıl insanlar ki kapıların önünde silahlar patlıyor? Endişelenmene gerek yok abla. Babası iş adamı. Belli ki birileriyle anlaşmazlığa düşmüş. Nasıl bir iş bu? Ne iş yapıyor ki bu adam? Tüccar. Büyük paralar kazanıyor. O kadar paranın çok düşmanı oldu. Farkında mısın? Şu anda bana o adamı savunuyorsun. Ne kadar iyi tanıyorsun ki bu insanları? İnci'yi tanımam yeterli abla. Babası da saygın biri. O tür tehlikeli işlere girecek biri değil. Hem herkes babam gibi evinin önünde araba tamir etmiyor. O dükkan 4 çocuk büyüttü. Onun sayesinde okuyabildik. Karnımız doydu. Şimdi bunu mu beğenmiyorsun? Ben onu mu diyorum? Bence sen bir otur da ne dediğini düşün. Sen hiç yatmadın mı? Uyudum uyandım ayaktasın. Yok, yeni kalktım. Ay. Ben de çok sabahladım öyle cam önlerinde. O yüzden hiç boşuna saklama. Bilirim o şüphe kurtlarını. İnsanın içini kemirdikçe kemirir. Artık Orhan'ı mevzu bahis etmesen rahatsız oluyorum. Canım ben senin iyiliğin için. Muhakkak öyledir. Ama ben istemiyorum. Tamam. Senin hayatın nasıl istersen. Ama son bir tavsiye. Yüzleş rahatla. Aptal olmadığını anlasın. Bir kere göz yumdun mu? Hepten kör zanneder insanı bu vicdansızlar. Abi.
Abi. İşe gitmiyor musun? Saat 9 oldu. Babam çoktan çıktı bile. Niye çalmadı bu? Bilmem, kurmamışsındır. Tamam, geliyorum ben şimdi. Sen kaçta geldin ki eve böyle kıyafetlerinle yatmışsın? Yok bir şeyim, iyiyim. Sen bana bir kahve yapsana. Tamam. Açılmış. Ya ben kesin rezil olacağım ya. Kesin rezil olacağım. Günaydın Yavuz Bey. Kolun acıyor mu? Gayet iyi. Annenler bir şey anladı mı? Sadece ablam. Ceketimdeki kanı gördü. Kim bilir ne düşünmüştür bizim hakkımızda. Merak etme. Seni avukatın olarak çok iyi savundum. Verecekler parayı. Ben de abim anlamadan hemen yerine koyarım yani. Ne olacak ki? Ay saçmalama Perihan ya. Saçmalama. Resmen hırsızlık. Resmen hırsızlık. Yok. Ama benim bu paraya çok ihtiyacım var. İstikbalim için buna mecburum. Orhan,
Oğlum iki lokma bir şey yesene. Sırf kahveyle olur mu? Geç kaldım anne zaten. Gece o saatte gelirsen geç kalırsın tabii. Hadi ben gidiyorum. Orhan. Buyur anne. Oğlum şu sevda meselesini babanla konuşsana. Ay bir an önce gitsin artık bu kadın. Tamam anne. Tamam. Günaydın. Hayırlı işler olsun. Günaydın Orhan'ım. Nasılsın? Yorgun görünüyorsun. Dün geç geldin ya, ondandır. Sen benim yolumu mu gözledin? Benim dükkanda çok işim var. Ben içeri gireyim, siz konuşun olur mu? Askerden geldiğimden beri kimseyle görüşmemiştim. Dün bir çıkayım da bir arkadaşları göreyim dedim. Suat abileri mi? Rahatsız mı oldun? Yok. Hem ne zamandır burada değilsin. Özlemişsindir tabii arkadaşlarını. Yine de beni kıskanman hoşuma gitti. Kıskanmadım. Tüh. Keşke kıskansan. Şuna bak. Adamın ağzına düşecek. Ya sen kadınsın kadın. Bir kıskan, bir çemkir. Tal kız. İlla el ele görecek, o zaman inanacak aldattığına. Görsün o zaman. Hay aklımı seveyim be. Yine ağız ağza verdiniz. Ne konuşuyorsunuz? Ya anneciğim ben sana söylemeyi unuttum ama akşam okul çıkışı veli toplantısı var. Ablam gelse olur mu? Ben gelirim kızım. Hem bir sorarım bakalım öğretmenlerine durumun neymiş, senden memnunlar mı? Anneciğim ya sen hastasın ya şimdi başın ağrıyor ondan. Yok iyi başımın ağrısı. Gerçi böyle biraz sinsi sinsi dipte duruyor ama olsun. O zaman hiç çıkma sen. Bir tuttuğumu biliyorsun. Ben gider gelirim ne olacak? Hem Perihan'la birlikte döneriz. Ayrıca ne sorulacaksa ben de sorarım. İyi madem. Hadi sen git. Ama bana bakın. Geç kalmayın öyle. Karanlığa kalmadan dönün eve. Tamam tamam anneciğim. O zaman ben çıkıyorum. Akşama görüşürüz ablacığım. Anne. Şöyle şekerli, bol köpüklü bir kahve yapayım mı? Karşılıklı içeriz. Yap kız. Hadi içelim. Ay. Sabahtan kalktım da ezan sesi var. Ezanda sesi değil yar yar burçak yası var. Ezanda sesi değil yar yar burçak yası var. Bakın şu deyusun kaç tarlası var. Aman da kızlar ne zor imiş burçak yolması. Burçak tarlasında yar yar gelin olması. Burçak tarlasında yar yar gelin olması. Eğdirme fesini yar yar kalkar giderim.
Evini başına yar yar yıkardı giderim. Eğdirme fesini yar yar kalkar giderim. Evini başına yar yar yıkardı giderim. Bu da senin payın. Allah razı olsun. Saymayacak mısın? Gerek var mı? Yok da sen yine de usulen bir saysaydın. Bunca yıldır tanıyoruz birbirimizi. Güvenmesem zaten vermezdim. Doğru diyorsun. Vallahi öyle bir iyilik yaptın ki bana. Akşam biraz da erken alabilir miyim arabayı? Al, almasına da bu kadar yorgunlukla çalışabilecek misin? Allah muhafaza. Senin şoförlüğünden şüphem yok ama gece müşterisi zordur. Bir de üzerine uykusuzluk. Sen merak etme. Arabam bana emanet. En ufak zararda da mesuliyet ben. Tamam kardeşim. İstediğin saatte gelir alırsın. Ay. Afiyet olsun Neyman teyzeciğim. Ya sen niye topladın o çamaşırları? Aşk olsun. Çocuğu uyuttum, size de bir faydam dokunsun dedim. Katlayayım şunları şurada. E bari bir iş yaptın, tam yap bari. Bir hayra geçsin. Hoş geldin. Sağ ol canım. Aa! Orhan Bey'in gömleği değil mi bu? Yırtılmış. Bakayım. Asarken hiç dikkat etmemişim. Dikeyim mi hemen? Yok kızım yok, bırak biz yaparız. Ay ya da İsmet ablaya götüreyim, iki dakikada hemen makinede dikiversin. Sen zahmet etme, ben sonra götürürüm. Ne zahmeti canım? Ne olacak, hemencik bırakırım. Elime mi yapışacak sanki? Şu askıdaki fileyi de ver. İçinde tadilatlar vardı, onu da götürsün madem. Götürürüm, götürürüm. Görüşürüz. Laftan anlamıyor ki. Ay tevekkeli, boşuna terk etmemiş adam bunu. Demek bütün gece yolunu bekledin ha? Ne yapayım İsmet abla? Merak ettim. Etme kuzum, etme. Orhan'ımın sana bir yanlışı olmaz. Biliyorum. Ama yine de insan aklı kalıyor işte. Bir de Sevda... Ne diyor Sevda? O da kocasıyla aynı şeyleri yaşamış. Ne kocası be? Onlar evlenmemişler bile. Hem sen o şerefsizle benim Orhan'ımı bir mi tutuyorsun? Sakın belge. Hiç kimsenin lafına bakma. Hele o kadının. Dedim zaten. Orhan hakkında konuşma dedim. Aferin. Bak Orhan'ın üzerine gitme, canı sıkılır. Allah muhafaza. İtimat olmazsa soğursunuz birbirinizden. Neriman abla bunları gönderdi. Hepsi tadilat olacakmış. Bu da Orhan Bey'inmiş. Yırtılmış. Hadi size kolay gelsin. Thank you.
Yama bakalım terzi çırağı. Bunu dayama da görelim.